İki gün önce İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu bir A Haber ve birkaç kanalda birlikte ortak yayın yapılmıştı. Orada bir açıklama yaptı. Dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu bir dişçiye gitti mi gitmedi mi söylesin. Evet, var bugün. Kendisinin izlendiği izlenmediği şeklinde bazı söylemler geliştiriyor. Ama kendisi bir açıklama yaptı. Bir dişçiye gidip de orada verelim. Pensilvanya ile Fethullah Gülen'le görüştü mü görüşmedi mi. Yine hakeza Ekrem İmamoğlu için diyor ki ile görüşüp görüşmediğini buyursun, söylesin, açık yüreklilikle söylesin diye net bilgiler veriyor. Şimdi bunlarla ilgili eğer devletin istihbarat örgütü bunları dinlemiş olsaydı, bunları takip ediyor olsaydı, şimdi onun belgesi de konuşmanın çözümü de şu an medyaya intikal etmişti, mahkemelere intikal etmişti. Ama biz bunları dolaylı olarak şahitlerin bilgileriyle ediniyoruz, dişçide bulunan bir kişiyi, geliyor emniyet güçlerine diyor ki şu tarihte Kemal Kılıçdaroğlu şu işçi de şu görüşmeyi yaptı. Pensilvanya ile görüştü vesaire şeklinde anlatımda bulunuyor da biz biliyoruz. Yoksa kayıtları bunların yok bizde diyor. Eğer kayıt tutuyor olsaydık, telefonları dinliyor olsaydık biz şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun Pensilvanya ile görüşmesini de size sunabilirdik diyerekten Süleyman Soylu olayı izah ediyor. Ama ben diyorum ki ya benim telefonumdan başlamak üzere buyursunlar dinlesinler. Suç işlemiyorsa insanlar açık olması gerekir. Şeffaf olma. Devletten şeffaf olması isteniyor. TÜİK'in kapısına giriliyor. Şeffaf ol deniliyor. Kemal Kılıçdaroğlu da şeffaf olsun. Bu vesileyle Akit'in internet sitesine bir yorum gelmiş. İki gün öncesi için soramıyor musunuz? TÜSİAD'çı patronlarla bilmem e ee, büyük kulüpte Kemal Kılıçdaroğlu ne görüştü diye ben de sorayım. Kemal Kılıçdaroğlu bakın şimdi nereden geldi? Bir okuyucu atmış. Büyük kulübün kapısında görevli birisi olabilir. Büyük kulübün önünden geçen bir kişi olabilir. Ki olabilir, olabilir, olabilir. Kim olduğunu bilmiyoruz. Ama diyor ki büyük kulüpte Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle görüştü açıklasın. İki günlük, üç günlük olaydan bahsediyoruz. Şimdi bunları İçişleri Bakanlığı'nın da görevidir, MIT'in de görevidir. Eğer bu işin içerisinde Pensilvanya iddiaları varsa iç siyasette, iç siyasette efendim şuydu buydu denilmeksizin çıkartılıp bunların tüm görüşmeleri, tüm takiplerinin yapılması gerekir. Semra Güzel olayı bir somut olaydır. Bakın adamlar bizim aklımızda alay edercesine çıkıyorlar karşımıza. İlk önce diyorlar ki çözüm sürecinde bir seferliğine yapılan ziyarette o. Ondan sonra çıkıyor ki ortaya silahlar eşliğinde yapılmış görüşmeler. Ve bir sefer iki sefer değil onlarca sefer yapılmış gidip gelmeler söz konusu. Ve eli silahlı insanlara yapılan destek söz konusu. Ve o kişinin de sadece çözüm sürecinde bir e, gidilip görüşülecek bir kişi değil, bir de üç kişinin de katili olan birisi olduğu ortaya çıkıyor. E peki ben soruyorum şimdi benim devletim nerede? Evet. Ben onların sorduğu gibi sormuyorum. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi HDP'yi yanıma alarak yani katillerin destekçisi, katillere terörist değil onlar diyenlerle birlikte sormuyorum. Ben katillerle mesafeyi en başından beri arama koymuş bir insan olarak diyorum ki devlet PKK ile ilintili olan herkesi Sezgin Tanrı kulundan başlayıp ona destek veren kim varsa HDP'lilere kadar hepsini cep telefonuna milletvekili dokun. Ya bunların hepsi suçüstü halidir. Suçüstü. Ağır cezalık bir terör örgütüne destek anlamında ağır cezalık konudur bu. Dolayısıyla yok efendim milletvekili dokunulmazlığıydı, şuydu buydu. Yani milletvekili dokunulmazlığını bunlar şunun için mi alıyorlar? PKK ile terör örgütüyle görüşmek. Görüşüp takip edilmemek için mi böyle bir dokunulmazlık zırhına bürünmüş oluyorlar? Dolayısıyla burada öyle anayasa, kavram, hukuk, mukuk bir hukukçu olarak söylüyorum. Hukuk mukuk yok kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen insanları öldüreceksin, bomba atacaksın. Gün görende çöplüğün önüne bomba koyacaksın. Orada ona yakın ondan fazla insan ölecek. Stadın önünde koyacaksın bombayı veya canlı bombayı yollayacaksın. 30'dan fazla polis şehit olacak orada. Ondan sonra döneceksin. Anayasaydı, hukuktu. Takibi şöyle yapacağız. Milletvekilinin dokunulmazlığı vardı. Milletvekilinin dokunulmazlığı varsa anayasada diyor ki suçüstü hali, ağır cezalık haller istisnadır diyor. Ağır cezalık işler istisna olduğuna göre siz de Hayır, zaten bunu hukukta takibini yeri var. yapacaksınız. Yani Eyvallah. Hukuk mukuğun ötesinde bu ya hukuk, hukukta hukuk, yeri var. Hukuk boşverin dediğim lafın gelişi aslında hukuka bağlı kaldığınız noktada dahi hani gereğini yaptığınız evet, dahi evet, bu gene bunları yaparsınız ama niyetiniz yoksa bu işleri yapmaya niye ben taşın altına elimi koyayım, HDP'lilere kötü olayım vesaire diye düşünecek olursanız e, o zaman dersiniz ki ya efendim işte milletvekili dokunulmazlığı var vesaire vesaire diye kendinize bahaneler üreterek geri durursunuz ama mücadele ettiğiniz şey insanların can sağlığı, i̇şte bu, bak, can güvenliği. Bu, buradan sürekli söylediğim bir şey vardı. Ne diyordum? Ya bir e, CHP'li vekil kalkıyor diyor ki... Şimdi o zaman ya siz... Hani başka bir soru da hasıl oluyor. Bir CHP'li vekil kalkıyor diyor ki... Ya biz gittik para topladık belediyelerden. El altından, bunu mevzuata da şey yapamayız, yansıtamayız. El altından şu kadar şey, işte 45 bin lira mesela Şişli'de para aldık. Neyi ödemek için? Hendekçi hendekçi teröristleri teröristlere operasyon düzenlemeyin, bu bir yanlıştır deyip arkasında da barış için, bakın bize bile aslında zorla şey yapıyorlar, sözde demiyoruz, barış için akademisyenler diyoruz. Sözde barış için akademisyen kılıfının arkasına saklanan, sonrasında da kamudaki görevler, kardeşim o zaman çek gitsen devletten denildiğinde de onları finanse etmek için, biz onların maaşını ödemek için, biz Şişli Belediyesi'nde değişik belediyelerde para topladık dedi Dönüp bakıyorsunuz, ben merak ediyorum. Bununla ilgili bir suç duyurusu var mı? Reysen harekete geçen bir savcılık var mı? Sonucu ne oldu? Tamam, bir soruşturma sonuç... var diye biliyorum ama, ama çok Ama sonu hızlı, ne oldu? Şimdi çok sonucu... hızlı yürümesi lazım. Heh. Gerçekten PKK'ya destek veren akademisyenler söz konusu. O akademisyenler devletten ihraç edildiğinde belediyelerden bunları finans sağlamak isteyen bir CHP'li yönetici tamam. var. Dolayısıyla burada bir suçtu var. Suç var. Burada hiçbir şey olmasa bile yerel yönetimlere ilişkin, bırakın daha örgüt şeyini, yerel yönetimlere ilişkin bir suç var. Görevi kötüye kullanma var. Bilmem ne var. Şimdi bir başka hadisede Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı, aynı zamanda partide yetkili Mustafa Kemal Çiçek kalkıyor diyor ki kardeşim diyor partinin 650 milyon yalansa ona şey yapın dava açın parti'nin 650 milyon lirasını olmayan anket şirketlerine bugün de var. AK Parti şey CHP'nin gerisine düştü diyor sözcüde. Olmayan anket şirketlerine bugün de var yine Süleyman Soylu Bey'in açıklamasında e, İçişleri Bakanının İBB'den gazi, bazı gazetecileri maaşa bağlamışlar para alıyor bunlar diyor. Yine benzeri bir hadiseyi söylüyor. diyor ki, 30 bin lira maaş par, alan par, gazeteciler par, tabii ki Ekrem İmamoğlu'nu övüp aklayıp paklayacaklar işte. diye İçişleri Bakanı söylüyor diyor ama ki, devamının partinin, da gelmesi lazım. Partinin